Arkadaşlar, bu dersimizdeki örnek çalışmamız mobilya ile ilgili. Bir tane mutfak dolabımız var. Bunun çizimini yapacağız. Burada kullandığımız bazı objeler arkadaşlar resim olarak, etiç olarak kullandım. Onu belirteyim. Burada neler var? Öncelikle mutfağımızı incelersek, evi kısmı, bulaşık makinesi, çekmeceleri var. İşte set üstü ocağımız var. Sol tarafta çekmecemiz var, fırın var, ankastre fırın, ankastre mikrodalga veya da mini fırın ve üstte bir ufak sepetimiz, kilerimiz var. Şurada da davulun bazımız var. Şu kısımda camlı bir modülümüz var arkadaşlar. Burada da bardaklık kısmı var. Burada yine bir dolabımız var ve şurada da buzdolabı üstü bir tane kapağımız var. Bu bileşenleri buradaki ölçüler dahilinde çizimini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar her zamanki gibi önce ne yapıyoruz? Buradan home kısmından şuradan tıklayarak Layer Properties Manager'ı açabileceğiniz gibi ne yapıyorduk? Daha önceki derslerden de hatırlayabileceğiniz gibi La Enter'la buradaki Layer Properties Manager'ı açıyorduk. Diyalog penceresini açtıktan sonra arkadaşlar buradan New Layer deyip arkadaşlar mobilya diyelim. Şu kısma isim değiştireceğim. Evet. İçine çıktık tıkladık ve buraya mobilya diyelim. Mobilya. Buraya bir renk ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle bir rengimiz olabilir. Kalınlık olarak da arkadaşlar biraz kalın olsun dış çizgilerimiz. Kalem kalınlığı ayarladım. Tekrar yeni layer atayalım. Yeni layer de arkadaşlar bu sefer ölçü layerimiz olacak. Ölçü layerimizin rengini şöyle koyu yapalım. Kalınlığında biraz ince tutalım. Ve bir de tarama layer'ı oluşturalım arkadaşlar. Tarama layer'ı. Tarama layer'inde arkadaşlar onu da ne yapabiliriz? Şöyle sarı bir renk, sarı bir ton olabilir. Ve arkadaşlar son olarak beyaz eşya diyelim. Beyaz eşya layer'ına bir tane arkadaşlar bunu da beyaz yapalım. Adı üzerinde. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar hemen önce dolaplarımızı çizebiliriz. Tek tek ne yapacağız arkadaşlar bu iş için önce? Layer'imizi aktif hale getirelim. Mobilya layer'imizi. Peki ölçüler dahilinde çizimimizi yapacağız. Rec Enter'la arkadaşlar komutumuza girerek isterseniz şöyle 235'e 347'lik bir ölçüsünde bir dikdörtgen çizebiliriz. 347 virgül 235 Enter dedim. Bu işlemden sonra arkadaşlar şurada öncelikle taç ve baza kısmını çizebiliriz. Şu aşağıda gördüğünüz gibi. Ama ondan önce buradaki buzdolabın geleceği boşluğu ayarlayalım. Rec Enter'la önce tacı çiziyoruz. Taçla arkadaşlar birinci nokta, ikinci nokta ve Extension aktif olduktan sonra 5 Enter diyorum. 5 santim kalınlığında bir üst taç oluşturdum. Rect Enter'la arkadaşlar tekrar giriyorum. Dikdörtgen çiziyorum. Şu sol alt noktadan yakalayıp arkadaşlar yatay yönde Extension aktif olacak şekilde 75 birim bir ölçüyle ne yaptım? Dolap çizdim. Enter'la arkadaşlar hiç çıkmadan komuttan devam edelim. Bu sefer 35'lik bir üst dolabımız var. Bunu çizelim. Gördüğünüz üzere Extension'ı aktif hale getirip kullanabiliriz. Bunu da hallettikten sonra arkadaşlar şimdi bakıyorum buradaki ölçülere arkadaşlar 90'lık bir Evye dolabı var. Yanında bulaşık makinemiz var arkadaşlar 62 santim. Normalde bulaşık makinesi 60 santim olur ama burada rahat makineyi çıkarıp koymak için 2 santimlik boşluk bırakmak gerekiyor. Ve altta arkadaşlar tenceremiz var. Tenceredeki çekmecemiz var ve diğer çekmeceler var. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekecek bir nokta tezgah yüksekliği olacak.
tezgah yüksekliği tezgah mermeriyle beraber, tezgahın üst kısmıyla beraber 90 santim olur mutfaklarda. Dolayısıyla arkadaşlar biz buraya 90'a 87'lik bir ne çizeceğiz? Dikdörtgen çizebileceğiz. Regenter'la arkadaşlar şu noktaya tıklıyorum ve eksi 90 virgül x değeri eksi 90 olarak ayarladım. Y değeri de 87 olarak ne yaptık? Burayı çizmiş olduk. Arkadaşlar tekrar Enter'a giriyorum. Enter'la komutumdan devam ediyorum. Bu sefer 62 santimlik bulaşık makinesi boşluğu bırakıyorum. Evet, extension aktif, 62, enter dedim. Aynı şekilde buradaki 60 santimlik çekmece ünitesinde çizelim. 60, enter. Ve son olarak arkadaşlar tekrar rectangle'la buradan sol alttan yukarıdan oluşturacak şekilde ne yaptım? Dikdörtgen çizdim. Arkadaşlar burada baza gelecek kısımlar var. Baza şu dolabımızda var. Buradaki iki dolabımızda var. Bunları bazalarını çizelim. Rec Enter'la baza arkadaşlar ona 10 santim yüksekliğinde oluyor. Şu noktadan tutarak arkadaşlar çekmece ünitesinin şu uç noktasından extension aktif olduktan sonra 10 enter diyorum. Tekrar aynı işlemi buradaki dolap için de uyguluyorum. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de tezgah çiziyoruz. Rec enter. Tezgahın ön görünüşünde yüksekliği 3 cm olur. 3 enter'la ne yaptık? Buradaki tezgahımızı tamamladık. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki dolapları çizmeye.